Baş ağrısı yapmayan hastalık yok gibi, onu söyleyeyim. Yani enfeksiyondan tutun kalp hastalığına, akciğer hastalığından tutun romatizmal hastalıkları, bütün hastalıklar baş ağrısı yapar, illaki yapar. Baş ağrımayan insan, benim hiç başım ağrımadı diyen oldu ama ben o insanların hayatlarının geri kalan kısmına şahit olmadığım için hani ömürlerinde hiç olmadı mıdır bilemem. Ama o güne kadar olmamış olması olmayacağı anlamına gelmeyeceği için bence olmadan ölmeyecekler benim inancıma göre. Herkes baş ağrısı yaşar. Herkesin ağrır diyor. Evet. Hocam. Ama çok yaşamadıktan sonra sorun yok. Yani insanın başının ağrıması kötü bir şey olduğu anlamına gelmez. Bu hemen hastalarımıza söyleyelim müjde olarak. Baş ağrılarının altında %90'dan fazla oranda bir sorun yoktur. Ama baş ağrısı kötü bir şeydir. Yani ne zaman mesela başım ağrıyor. Yani ne zaman endişelenmeliyim ve artık bir doktorun başınız benim başım ağrıyor diye kapısın. Endişelenin. Çünkü ağrıdan endişelenmek illa kötü bir şey olduğu zaman olmak zorunda değil. Başınızın ağrıyor olması endişe verici bir şey zaten. Hayat kalitesini bozuyor. Niye başınız ağrısın ki? Ağrımasın. Vardır bir nedeni. O da çözülür. Her tarafı saydınız zaten. Ama hocam, şöyle yani bir şey olamaz. Hayır ama onlar kötü. Evet. Ama canım sıkıldı, kötü şeyler. Başım yani ağrıdı. Kötü şeylere i̇şte bağlı çok ağrılar. Yemek yedim başım ağrıdı. Lodos esti başım ağrıdı. Hayır, her lodos esmesi başı ağrıtmaz. Migrenlilerde lodos başı ağrıtır canım. Yani her lodosta herkesin başı ağrımaz ki. Migrenliler toplumun %3-4'ü. Yani o her lodos estiğinde herkesin başı ağrımıyor. Migrenlilerin lodos estiğinde başı ağrıyor. Migreni olmayanların ağrımıyor mu? Yok. Ağrımıyor. Niye her lodosta herkesin başı mı ağrıyor? Herkesin ağrımaz ama çoğunun ağrır diye düşünüyordum Hayır, ben şimdiye kadar. Sizin sadece etrafınızda çoğunluk bizim olabilir. Bizim çevreye demek ki. Çünkü migren sosyoekonomik düzeyi yüksek insanlarda yoğunlukla görülür de o yüzden. Bunun MS açıklaması ne? Gibi. Bazı hastalıklar sosyoekonomik düzey yüksek insanları tutmayı seviyor. Bunun tam mekanizmasını bilmiyoruz ama mesela MS de öyle bir hastalıktır. Migren de sosyoekonomik düzeyi yüksek insanlar ya da daha çok. O kişilerde tanı konma olasılığı daha yüksek olabilir. Hayır, yani köylüde şey daha hocam, az tanı konuyor olabilir. Hani ben zenginim, başım ağrıyor. Hayır, öyle değil. Patofizyolojisi var. Yani ben hani sanatsal olarak sanatsal bir havalı tarafı var havalı migreninde. Benim kesin. Migrenim var. Tabii hava çok havalı. Adam zengin yani. Tabii yani ondan ağrıyor. Tabii. Ama da, her nöroloğunda yani migreni vardır kesin. Mesela. Biz de havalıyız. Tamam. Migreni olmayan nörolog yok. Öyle mi? Çok havalıyız. Geleneksel yöntemler var baş ağrılarıyla başa çıkmak. Var ve çalışıyor. Çok haklılar. Ben atalarımıza bu yönden çok takdir ediyorum. Çünkü dokunma duyusu ağrı duyusunu geri plana itiyor. Çünkü hiyerarşik olarak daha üstün bir duyu. Beynimiz aynı anda iki duyuyu algılamakta çok başarılı olmadığı için bir duyuyu ön plana çıkarıyor. Dokunma duyusunu devreye sokarsanız ağrı duyusu daha ince liflerle iletildiği için geri planda kalıyor. Bu yüzden sıkarsanız, masaj yaparsanız, ovalarsanız ağrı geri plana düşüyor. Bu yüzden sıkıyorlar, masaj yapıyorlar. Evet. Ya da işte dizi ağrıyormuş eskiden babaannelerimizin, dağılıyorlarmış. Dağlamayı bilir misiniz? Yok, yani kızgın demirle dize basılıyormuş dizleri. Hani atlara böyle damga vuruyor. O damga. Onun gibi dize kızgın demiri kızgın olarak ama ağrıları geçiyor. Geçiyor. Geçiyor tabii. Yani ne çünkü kadar başka bir ağrıysa yanık ağrısı çekmeye tabii başlıyor ki. Olabilir mi yani o İyi noktada? Ama soracağım. O kadar derin tıp ağrı ki hocam. Milattan önce 3000'lerde Sümer yazıtlarında şairi belli değil. O zamanlar şey yok, şairler belli değil. Anonim. Şiir var anonim. Migren benzeri bir ağrı tarif ediliyor. Adam şiir yazmış, ölmek istediğini anlatıyor. Of. O kadar. O kadar. Sümer yazıtlarında baş ağrısını milattan tarif önce etmişler 3000, yani tabii öyle ki. Mi? 3000. Ölmek istiyor ya böyle bir şey. O yüzden hani ağrının altında ölümcül bir neden olmak zorunda değil biz ağrıyı tedavi edelim diye. Ağrı zaten başlı başına hayat kalitesini bozan bir şey. Ölümcül. Hasta geliyorsa doktora benim başım ağrıyor diye tetkiklerinde kötü bir şey çıkmak zorunda değil tedavi edilmesi için. Başının MR ağrısı çekiliyor, geçsin ya. Tetkik yapılıyor, her şey normal. Seninki psikolojik deyip gönderemezsiniz. Psikolojik veya değil. Tabii. Tetkiklerinin normal tabii olması hastayı gönderebileceğiniz anlamına gelmez. Hasta gelmişse başım ağrıyor diye. O hastayı tedavi etmek durumundasınız. Çünkü sadece hastanın başı ağrısıyla kalmaz. O hastanın etrafındaki herkesi sorunudur tedavi o. Tedavi etmeniz lazım. Hayır. Sorun herkesin sorunudur. Tabii tabii. Bir peki, kişiyi tedavi edersiniz. Birçok insanın sorununu çözersiniz. Meslektaşınıza gidiyorsunuz. Başım mı ağrıyor diyorsunuz.
Benim başım ağrıyınca mı? Ben başım ağrıdığı için nörolog oldum ya. Ben ortaokulda, lisede neler çektim. Ben gece kalkar uyandırırdım annemleri, kusardım. Midem bulanırdı. Babam sodayı suyuyla soda karıştırır, içirirdi bana. Onun için nörolog oldu. Ay hayır. Ama muhtemelen belki hani rahatlatmak. Kafamı oynatamazdım. Kafamı kaldıramazdım. Zong zong. Tek tarafta çocuğun başı mı ağrır? Ben görmüyorum derdim tahtayı. Muhtemelen görme bozukluğum da ağrımı tetikliyordu. Çocuğun gözü mü bozulur?